düşmanı askerlikte. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin mitingi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları her geçen gün korkunç boyutlara ulaşıyor. Türkiye gerilimin başladığı ilk günden beri barıştan yana. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'den bu yana iki tarafı da itidalli davranmaya davet ederken barış için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da vurguladı. Günler geçtikçe Gazze'deki savaş katliama dönüşürken sivillerin katledilmesi bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için sesimizi duyurmaya vurgusuyla vatandaşları Büyük Filistin mitingine davet etmişti. O miting gerçekleşti. Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kürsüde mitinge katılanları selamladı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting için İstanbullular sabah saatlerinde yola çıktı. Türk bayrağı ve Filistin bayrağını ellerine alan vatandaşlar birer birer alana giriş yaptı. Miting başladı, saatler ilerledi. Miting alanı adeta doldu taştı. Miting Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Huve mevlakum. Huve mevlakum fe ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Tilavetin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Hazreti Adem'den beri yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere Kudüs'te ayak izleri, Mescid-i Aksa'da alın terleri bulunan bütün peygamberlere ve bilhassa Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığa teşekkür etti. Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız dedi. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazze'li mazlumlara umut olduğunuz için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. Bu ülke için Adana neyse Gazze'de o dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta, bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu. Hamas terör örgütü değildir ifadesinden İsrail'in rahatsızlık duyduğunu belirtti Erdoğan. Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk. Ve bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. Ve inşallah ne diyoruz? La galibe illallah. Biz buna iman etmişiz. Buna imanımız var. İsrail'e seslenen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin sana borcu yok ifadelerini kullandı. Sen bir işgalcisin. Sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Ve Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.
Batılı ülkelere de bir mesajı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yeniden Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz diye sordu. Ey Batı, size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul edildi. Tunus ve Irak gibi iki İslam ülkesinin oylamada çekimser kalması ise dikkatlerden kaçmadı. İsrail 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridine 3 haftadır hedef gözetmeksizin saldırıyor. Bölgede binlerce çocuk yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. On behalf of the General Assembly, Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye'de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özel acil Filistin oturumunda oylandı. Draft amendment stroke ES10. Karar, Tunus ve Irak gibi Müslüman ülkelerin de aralarında bulunduğu 45 çekimser ve 14 hayır oyuna karşı 120 oyla kabul edildi. Tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğine işaret edilen kararda, bunun özellikle sivillerin ve sivil altyapıların korunması için gerçekleşmesi gerektiğinin altı çizildi. İsrailli ve Filistinlilere yönelik terör faaliyetleri ve ayrım gözetmeyen saldırılar dahil her türlü şiddetin kınandığı kararda, yasa dışı olarak tutulan tüm sivillerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve uluslararası hukuk uyarınca söz konusu kişilere insani davranılması çağrısına yer verildi. Gazze şeridindeki ciddi ve korkunç insani duruma dikkat çekilirken, çocukların da yoğunlukla bulunduğu sivil toplum üzerindeki etkilere değinildi. Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim sağlanması için çağrı yapılan kararda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu çerçevedeki çabalarına tam destek verildiği kaydedildi. Abstentions. Kararda acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulması talebi yer aldı. Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda, Birleşmiş Milletler örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edildi. İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyini terk etmelerine ilişkin talimatını geri alması talep edilirken, sivil Filistin halkının zorla yerinden edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda Kanada'nın karar tasarısına ilişkin değişiklik talebi ise üye ülkelerce reddedildi. Kanada, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının kınanmasının tasarıya eklenmesini talep etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Vatandaşlardan bu özel güne sahip çıkmalarını ve dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslemelerini istedi. Selamun aleyküm. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bu yıl tüm Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak. Yurt genelinde büyük bir coşku hakimken hazırlıklar da sürüyor. Valilikler, belediyeler, kurumlar coşkulu bir milli bayrama hazırlanıyor. Yakın çekemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 29 Ekim mesajı yayınladı. Tüm vatandaşlardan bu özel güne sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin dört yanının bayraklarla donatılmasını istedi. Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı, evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100. yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun dedi. Müzik.
CHP'nin gelecek hafta yapılacak kurultayında divan başkanlığı koltuğunda değişim fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu oturacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na teklifi sonrası gözler partideki değişim kanadının bu girişime ne dediğine çevrildi. CHP'de kurultaya artık neredeyse bir hafta kaldı. Artık safların netleşmesi beklenirken Perşembe günü yapılan bir görüşme safları daha da belirsizleştirdi. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın divanın görevi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. CHP'deki değişim ateşinin fitilini ateşleyen İmamoğlu ile CHP liderinin bir araya gelmesi tartışma yarattı. CHP Genel Merkezi kurultaylarda her kesime tarafsız yaklaşması beklenen divan başkanlığını İmamoğlu'na önerdi. O görüşmede de İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na bu teklife olumlu baktığını dile getirdi. Bugüne kadar değişim taraftarlarının adayı olarak öne çıkan Özgür Özel'i destekleyen İmamoğlu'nun bu manevrası kulisleri hareketlendirdi. Gözler Özgür Özel'e çevrildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, divan başkanlığı için Ekrem Bey'in istenmesi değişimin ulaştığı noktayı gösterir. Memnunuz ancak genel merkezin demokratik tavrı gibi gösterilmek isteniyor olabilir. Bütün yaz genel merkezin kimseye sormadan 81 ile divan başkanı yollamasını temize çekmez dedi. Özel, bu durum dışarıdan genel merkezin demokratik bir tavrı gibi gösterilmek isteniyor olabilir. Ama 81 ilde bize hiç sormadan divan başkanı görevlendirildi ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel seçimler sonrası 4 partiye milletvekili dağıtmıştı. O konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 39 milletvekili verme kararının yanlış olmadığını söyleyerek seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar ifadelerini kullandı. CHP'de kriz devam ediyor. Türkiye yerel seçime odaklanırken muhalefet cephesinde değişim mücadelesi sürüyor. CHP bir hafta sonraki kurultaya hazırlık içerisinde. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki yarış devam ederken Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı hamle gündeme geldi. Kongrelerimiz yapılıyor, gayet güzel. Tartışmalar oluyor, gayet güzel. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteye konuştu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki 4 partiye kendi listelerinden 39 milletvekili verme kararını yorumladı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı bileşenlerine 39 milletvekili vermesinin yanlış olmadığını söyledi. Seçilseydim yanımda olacaklardı, evet, şimdi karşımdalar. Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım ifadelerini kullandı. Hepinize şükran borçluyum, hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Türkiye yerel seçimler için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde aday olacakların istifalarında son gün 1 Aralık olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimlerle ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı. Türkiye yerel seçimler için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde adaylık içinse istifalarda son gün 1 Aralık. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevinden ayrılması gerekenler için tarihi açıkladı. Kamu görevlilerinin aday olabilmesi için 1 Aralık 2023 saat 17'ye kadar görevlerinden ayrılması gerekiyor. Adaylık için görevlerinden ayrılma isteği seçimden bir ay önce olması gerekiyor. Kararda Milletvekili Seçimi Kanunu'nun adaylık için görevden çekilmesi gerekenler başlıklı yazısı yayınlandı. 18. madde uyarınca 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için kamu görevlileri, siyasi parti il ilçe yöneticileri, subay ve assubaylar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla sendikalar, kamu bankalarıyla üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, seçimin başlangıç tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği sonucuna varıldı. 316.
Yarın Cumhuriyet ilan edileli tam 100 yıl oluyor. 100 yaşına giren Cumhuriyetimiz için yurt genelinde pek çok etkinlik düzenlendi. Erzurum'da etkinlikler haftalar öncesinden başlamıştı. Bugün de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda da off-road, koşu ve bisiklet yarışları düzenlendi. Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 100. yıla özel tören düzenlendi. Erzurum protokolünün katılımıyla tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşımız okundu. Cumhuriyet'in 100. yıla etkinlikleri off-road, koşu ve bisiklet yarışıyla devam etti. Yoğun katılımın olduğu etkinlikler Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Cumhuriyetimizin 100. yılında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak halk koşusu, bisiklet yarışları ve motorize ekiplerimizle, off-road araçlarımızla Aziziye Tabiyalarına bir program düzenledik. Bugün halk koşusuna masterlar grubumuz, sporcularımız ve halkımızdan katılım sağlandı. Kent meydanındaki yarış halkın yoğun ilgisini çekti. Yarışa 7'den 70'e her kesim katılım sağladı. Yarışmanın sonunda kazananlara madalyaları takdim edildi. Etkinlik off-road araçlarının tabyalarda bayrak açmasıyla sona erdi. Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel Palandöken Dağı'nda zirveye yürüyüş gerçekleşti. 3200 rakımda gerçekleşen yürüyüşe katılım yoğun oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Kutlamaların yapıldığı bir diğer adres de Erzurum. Erzurum'un Palandöken Dağı'nda zirveye bayrak yürüyüşü yapıldı. Arkadaşlar kazasız belasız olsun. Katılan tüm paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrar kutlu olsun. Palandöken Dağı 100. yıl zirve bayrak yürüyüşü geniş katılımla gerçekleşti. İtfaiye arama kurtarma, JAK, PAK, AFAD ve STK mensuplarının katıldığı yürüyüşte 3200 rakımda dev Türk bayrağı açıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik de yer aldı. Programı düzenleyenlere teşekkür etti. Erzurum hem bir cumhuriyet şehri hem de spor şehri. Şehrimizin 100. yıl, cumhuriyetin 100. yılı anmaları kapsamında Palandöken'de böyle bir tırmanış etkinliği yapacağız. Gazilerimiz ve şehitlerimiz adına, şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlara da böyle bir programı düzenledikleri, tertip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. 100. yılımız kutlu olsun. Yürüyüş zirvede sona erdi. Palandöken zirve dağı yürüyüşümüzü şu an tamamlamış bulunmaktayız. Cumhuriyeti kuran şehirde, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini kutlamak tabii daha başka bir anlam ifade ediyor. Taşlandırmış oluyoruz bu şehirde etkinlikleri. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet olsun. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 10 derslikli Duman İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Vali Çiftçi kentte eğitimdeki altyapının durumunu istatistiklerle açıkladı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Karaçoban ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Çiftçi, kurum müdürleri muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantının sonunda ise vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Vali Çiftçi ardından katıldığı 10 derslikli Duman İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışında yer aldı. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha iyi açılışlarda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Vali Çiftçi kentin eğitimle ilgili istatistiklerini incelediğini söyledi. İstatistiklere göre Erzurum'da 133 anaokulu, 650 ilkokul, 329 ortaokul ve 142 lise bulunuyor. 2022 yılı itibariyle kentte 465 anaokulu, 3484 ilkokul, 2685 ortaokul ve 2487 de lise dersliği var. Derslik sayısına göre ilkokullarda 16 öğrenciye bir derslik, 27 lise öğrencisine de bir derslik düşüyor.
İlkokullarda bir öğretmene 16 öğrenci, ortaokullarda bir öğretmene 11 öğrenci, lisede bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Erzurum'da icazet merasimi de vardı bugün. Vali Mustafa Çiftçi'nin katıldığı törenden görüntüler geliyor şimdi de ekranlarınıza. İlk defa resmi olarak böyle bir icazet merasimi düzenlenmiş. Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın teşviki, Reisül Kurra Mustafa Demirkan Hoca Tanzimi ile aşere takrip icazet töreni düzenlendi. Lala Paşa Camii'nde gerçekleştirilen merasim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kurra hafızlar teker teker kürsüye davet edildi ve icazetleri takdim edildi. İcazet törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığımızın da çabalarıyla, gayretleriyle 4-6 yaş kurumuşlarını biliyoruz, devam ediyor. Erkek kurumuşları var, kadın kurumuşları var, hafızı kurumuşları var. Yani her yaştan insanımıza hitap eden kurslarımız devam ediyor, hamdolsun. Tören dualarla sona erdi. Rabbimizden niyazımız olur ki, değerli cemaatim, benim niyazım şu: İslam alemi artık bir fiili duada bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kavli dualarımızı Rabbimiz kabul eylesin. Cumhuriyet'in 100. yılında Yüz Değer sergisi Erzurum'da açıldı. Alışveriş merkezinde açılan sergiye katılım oldukça yoğun oldu. Sergi 2 gün sürecek. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. 100 yıllık değer için yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Erzurum'da da etkinlikler peş peşe yapıldı. Bir etkinliğe de Palandöken Kaymakamlığı ev sahipliği etti. Yenişehir'de bulunan alışveriş merkezinde Cumhuriyet'in Yüz Değeri isimli sergi açıldı. Erzurum halkının hem gözünde, hem gönlünde, hem de milli manevi değerlere hitap etmeye çalıştık. Sergide kadın kahramanlarımızdan olan Kara Fatma'dan Nene Hatun'a ve bunun yanında Sarıkamış şehitlerine kadar pek çok olay ve şahsiyet sergilendi. El işi cam sanatlarının yer aldığı sergide Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan standları gezerek ürünler hakkında bilgiler de aldı. Sergiyi gezenlere müzik şöleni de sunuldu. Sergi pazar günü akşamına kadar devam edecek. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde de bir program vardı. Şimdi o program geliyor ekranlarınıza. Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Cumhuriyet'in 100. yılı için sahne hazırladı. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle nice yüzyıllara dramatizasyonu yoğun ilgi gördü. Cem İçyar yönetmenliğini, Ümit Gergit ise metin yazarlığını yaptı. Dramatizasyonun müzik ve şefliğini Vahit Alkır üstlendi. Koreograflığını Ferhat Önal'ın üstlendiği programda Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreç anlatıldı. Sen benim gencim, ben senin baş öğretmenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eserime sahip çıktığın sürece göğsünü gererek haykır, ben özgürüm. Bar oyunlarıyla başlayan program İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Anadolu'nun duygu dolu türküleri seslendirildi. Saçlar,
Sahnelenen dramatizasyon katılımcıların beğenisini topladı. Trendyol TFF 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanda Tuzla Spor'la karşılaştı. Dadaşlar Tuzla Spor'u 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Erzurumspor Futbol Kulübü Tuzla Spor'u 1-0 mağlup etti. Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Tuzla Spor'la Erzurumspor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. 15 Temmuz stadında oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Dadaşlar 47. dakikada Celal Hanalp'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Maça gelince iki takım oyuncuları da gerçekten bu sahada oynaması gerektiği gibi oynadı. Gereken mücadeleyi gösterdi. Biz daha fazla pozisyona giren, maçın 90 dakikalık bölümünde daha fazla pozisyona giren, daha çok üreten, daha çok isteyen takımdık. Zaten biz maçtan önce de söylemiştik. Geçen hafta biz çok haksız bir mağlubiyet almıştık. Bütün Türkiye'de nasıl yenildiğimizi görmüştü. Çok farklı galip gelmemiz bir maçtan mağlubiyetle ayrılmıştık. Onun üzerine maçtan önce söylediğim gibi onun üzerine bir tık daha mücadele gücünü arttırabilirsek buradan galibiyetle ayrılacağımızı söyledim ki bugün de zaten oyuncularım o gayreti, o mücadeleyi, o arzuyu, o isteği gösterdiler. Yine maçın içinde verilmeyen penaltı pozisyonumuz var. Yani ben söylemekten bıktım artık. Ne hikmetse VAR'a giden hiçbir pozisyon bizim lehimize dönmüyor. Buna da hakemlerin dikkat etmesi gerekir. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Ankara Keçiören gücüne karşı 1-0 mağlup olan Erzurumspor bu hafta aldığı galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Tuzla Spor ise 7 puanda kaldı. Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor. Palandöken'deki Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda da öğrenciler Cumhuriyet'imizi kutladı. 300 öğrencinin katılımıyla 100. yıl koreografisi oluşturuldu. 300 öğrenci bir araya geldi. Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen 100. yıl koreografisi oluşturuldu. Burası Erzurum. Palandöken ilçesi Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler kolları sıvadı. Cumhuriyet'in 100. yılında bir koreografi çalışması yapıldı. Çalışmaya 300 ilkokul öğrencisi dahil edildi. Öğrencilerin hazırladığı çalışmayla Cumhuriyet'imizin 100. yaşı için 100 koreografisi oluşturuldu. Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın. Türk bayrağımızın renklerine bürünen öğrenciler oluşturdukları koreografiyle izleyenlerden tam not aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda hudutlarda görev yapan güvenlik güçlerini hedef alan terör eyleminin faili terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de operasyonlarını aralıksız devam ediyor. MİT tarafından geçtiğimiz yıl hedef alınmış ancak operasyondan yaralı kurtulan Şibli Derik Kod adlı Muhammed Azo tedavi edilmek üzere PKK-YPG tarafından yurt dışına gönderilmişti. Teröristin Deri'ye döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçilerek uygun zaman belirlendi. Saha ajanları teröristi her yerde arıyordu. Deri'ye döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Uygun zaman belirlendi ve düğmeye basıldı. Terörist Azo gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Şibli Derik Kod adlı Muhammed Azo, Şırnak'ta Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de tank savar füzeli saldırı gerçekleştiren ve Er Tarık Tarcan'ın terhisine 20 gün kala şehit olması 3 askerimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemin failiydi ve MİT tarafından öncelikli hedef konumundaydı. Terörist Azo, Türkiye'ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı çok fazla tedbir alarak hareket ediyordu. Fakat aldığı tedbirler sonunun gelmesine engel olamadı. Terörist gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Türkiye genelinde 76 ilde silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik mercek operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 1858 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Türkiye'nin asayiş ve huzurunu bozan şahıslara yönelik mücadelesi sürüyor. Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri, çeteler güvenlik güçlerinden kaçamıyor. Bu kapsamda yürütülen operasyona her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak ekipler ruhsatsız silah taşıyanlara ve kaçakçılara yönelik operasyon için harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 günde düzenlenen mercek operasyonuna ilişkin ayrıntıları il il açıkladı. Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik olarak operasyonlarda 1858 gözaltı olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin, son 4 gün içinde Türkiye genelinde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına karşı gerçekleştirilen mercek operasyonlarında şu sonuçlar elde edildi. 1212 adet ruhsatsız tabanca, 167 adet kaçak kuru sıkı tabanca, 44 adet uzun namlulu tüfek, 225 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Toplamda 1858 şüpheli şahıs gözaltına alındı, ifadelerini kullandı. Bu operasyonlar kapsamında İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara ve diğer birçok ilde yapılan çalışmalarda toplamda 1212 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İstanbul'da 285 tabanca ve 9 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 358 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 139 tabanca ve 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 272 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 82 tabanca ele geçirilirken 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'da 58 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 71 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa'da 49 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve onlara silah temin edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir ifadelerine de yer verdi. Yılın dördüncü enflasyon raporu açıklanacak. Başkan Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nda sunum yapacak. Bir önceki toplantıda %58 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmininin güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın dördüncü enflasyon raporunu 2 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Perşembe günü saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleşecek toplantıyla yıl sonu enflasyon tahmini de belli olacak. Üçüncü enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %58'e yükseltilirken 2024 yıl sonu tahmini %33'e güncellenmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yıl sonunda enflasyonun ise %15'e gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir ifadesini anayasaya yazdırmak kolay olmadı. Savaş meydanlarında ve müzakere masalarında kazanılan zaferlerin ardından geldi bu başarı. Peki o süreçte neler yaşandı? Atatürk nasıl bir yol izledi? İşte detaylar. Yer Çankaya Köşkü. Cumhuriyet'in ilanından bir gece öncesi. Atatürk kararlılıkla konuklarına seslendi. Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı. Yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu tarihi kararla Türk ulusu yeni bir yolculuğa çıkıyordu. Bir dönem resmen kapanıyor, Cumhuriyet dönemi açılıyordu. Ancak bugünlere gelmek hiç de kolay olmamıştı. Yokluklar içinde verilen Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkılmış, ardından Türk ulusunun varlığını masada kabul ettirme savaşı başlamıştı. Lozan'da müzakereler sürerken devletin hükümet şekli belli değildi. Türk Devleti'nin bağımsızlığı Lozan Anlaşması ile uluslararası arenada kabul edildi.
Ancak hala hükümet sistemiyle ilgili tartışmalar yaşanıyordu. Mevcut sistem yürümüyordu. Kabinedekiler tek tek meclis oylarıyla seçiliyor, uyumsuz birçok isim aynı kabinede yer aldığı için hükümetin işleyişi zorlanıyordu. Mustafa Kemal Atatürk çözümün cumhuriyette olduğunu görüyordu. Fethi Okyar'ın istifasıyla devlet hükümetsiz kalınca Atatürk harekete geçti. 8 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından bir gece önce Atatürk, Çankaya Köşkü'nde yakın çevresine Cumhuriyet'in ilan edileceğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü o dönemi, 28 Ekim akşamı Atatürk'ün yanında ufak bir toplantıda bulunduk. Atatürk ertesi günü Cumhuriyet ilanı olacağını bildirdikten sonra herkes ayrıldı. Hiçbir konuşma olmadan oturduk. Diz dize ertesi günü çıkarılacak kanunu yazdık. O söyledi, ben yazdım. Anayasanın en önemli değişikliği birinci maddede yer aldı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir, sözleriyle açıkladı. Hürmette olan Türk milletinin Türk millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Ertesi gün, yani 29 Ekim 1923 tarihinde meclis toplandı. Anayasa değişikliği tartışılmaya başlandı. Akşam saatlerinde değişiklik kabul edildi. Meclis binasında "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri yankılanıyordu. Ankara mebusu Mustafa Kemal de 158 mebusun oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Ardından atılan 101 pare top atışı Cumhuriyet ilanını dünyaya duyurdu. Boğaz'ın medesini üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gerçekliği zihniyetine göre değil. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.